Arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım. Dilerseniz farklı ara modelleri uygulayabilirsiniz. Fil dişi, sinek kanadı veya sevdiğiniz farklı ara modelleri uygulayabilirsiniz. Ben burada sadece pırpır yaparak uyguladım. Dilerseniz farklı şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi önce göbeğimizi oluşturarak pırpırlarımızı yapacağız arkadaşlar. Pırpırımız 12 tane. Bunu mutfak havlusuna da uygulayabilirsiniz. 14 tane yaparak sayısını artırabilirsiniz. Havlu kenarında da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimle ara pırpırım arasında 7 tane zürafa bıraktım arkadaşlar. Ve 2 pırpır arasında da 2 tane zürafa bıraktım. Şimdi aynı şekilde 7 tane zürafa sayarak göbeğimizi oluşturalım. 2, 4, 6, 7 ve 8. zürafaya batıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde 12 tane pırpır yapacağım. Daha küçük olmasını isterseniz 10 tane yapabilirsiniz pırpırını arkadaşlar. Veya birazcık daha büyük olsun isterseniz 14 tane pırpır yapabilirsiniz. Pırpırımı yaptım ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Tek renk yaptığınız zaman da buradan ipinizi koparmadan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Pırpırınızın içine batarak yukarıya dönüp tekrar devam edebilirsiniz. Mavi ipimi daha önceden inleme takarak hazırlamıştım arkadaşlar. Şimdi hemen baştaki pırpırımın içine batarak buraya düğümümü atıyorum.
Yine baştaki zürafaya batarak buraya pırpır yapıyorum. Şimdi diğer yarısını yapacağız. Ters tarafını çeviriyorum arkadaşlar. Çünkü pırpırım kenarda olacağı için aynı işlemi tekrarlayacağım. Hemen ters yüzünü çevirdikten sonra baştaki pırpırıma batarak
Pırpıramın içine batıyorum arkadaşlar. Ve yan tarafına pırpır yapıyorum. Modelim bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.